Merhaba serserciler, ben Joker. Tehlikeli yarışta bugün ben varım. Evet, evet, süper kahramanlar bugün uçaklarla şu tekerlerdeki tankları vurmaya çalışacaklar. Herkes farklı uçak kullanacak. Mesela bugün Deadpool başladı ve F-16 ile yarışmaya katıldı. Evet, birinci patlamayı gerçekleştirdi Deadpool. Evet, en çok patlamayı 2 dakika içinde gerçekleştiren yarışmanın kazananı olacak. 47. yarışı yapıyoruz bugün. Tehlikeli yarışın 3. sezonunda. Evet, 3. sezonun bitmesine. Bugünkü yarıştan sonra sadece 3 yarış kalacak. Birazdan size puan durumunu da gösteririm. Önce şu Deadpool ne yapacak bir bakalım. Evet, bir kere patlattı tankları. 2 dakika süresi var. Bak yine eskaladı. Bu da eska. Bak evet, ikinci vurdu. İki etti. Deadpool hadi ya, hep boş geçiyorsun ama. Gerçi uçak kullanmak kolay değil. Zor yani. Daha da zor olanı hem uçup hem de nişan alıp ateş etmek ya. Deadpool geri döndü şimdi. Daha iki ya Deadpool'un. İki defa tank vurdu. İyi ki bugün ben yarışmıyorum ya. Arabayla yarışmak benim için daha kolay geliyor bana. Geçenki yarışta puan alamadım yalnız. Acaba elenen ben mi olacağım ya? Korkuyorum ha. Dua edin de elenmeyeyim sayın seyirciler. Dağlara taşlara sallıyor roketleri. Hadi Deadpool ya. Hadi patlat şunları görelim. İşte 3 etti. Deadpool'un 3 etti. Bunu da vur. Vuramadı. Bunu vur. İşte vurdu. 4 etti. Bunu ateş etmedi. Zamanı azalıyor artık. İşte zamanı bitti. Oo, yine vurdu. 5 etti. Patlattı ama bitiş zili çalınca patlattı uçağını. Ağır çekimde izleyelim. Bakın roketi fırlattıktan sonra zil çaldı. Sonra da uçağını patlattı. Ama roket tanklara çarptı, patlattı. Evet, Deadpool'a 5 yazıyoruz. Sonraki yarışmacıya geçtik. Abuzi yarışacak şimdi. Evet. Madem Abuzi geldi, şu puanlara bir bakalım. Gördüğünüz gibi Abuzi son sıraya demir atmış vaziyette. Ama aramızda sadece 1 puan var. Bundan sonraki yarışlar bizim için çok önemli. Abuzi benim ve Flash için. Hatta Superman için de. Evet, dördümüzden biri gidecek ama bakalım kim kaybedecek. Dördüncü sezona katılamayacak. Vay, Abuzi 2 tane vurdu bile. Abuzi aferin ya. Nerede öğrendin böyle uçak sürmeyi? Uçak sürülmez, uçak uçurulur. Uçak uçurmayı doğuştan biliyordum ben. Doğduğumda uçak uçutturmuşlar bana. 3 etti bak. Evet, 3 etti. Bizim eskiden uçağımız varmış. Her yere uçakla gidiyormuşuz. Uçağı da ben kullanıyormuşum. Bebekmişim daha o zamanlar. Örümcek bebek gibi bir şeymişim. Hatta ondan daha ufakmışım. Ya kocaman jetler uçuruyormuşum. Küçük hatta civciler de yesin ya. Neden olamaz mı? Ben süper kahramanım, unuttum galiba. Benim güçlerim... Uçtum ya. Evet, bayağı güzel uçtum. Abuzi puan alsaydı benim durumum of çok kötü olurdu ya. İyi ki patlattı uçağı ha. Benim gibi bir süper kahraman nasıl oldu da oradan geçemedi anlamadım. Kendime hayret ettim doğrusu. Örümcek bebelek yarışacak şimdi de. J-10'la yarışıyor bir Çin uçağı. J-10. Abuzi de Gripen'le uçmuştu. Gripen de bir İsveç uçağı. İlk yarışmacı Deadpool'da F-16 ile uçtu, o da Amerikan uçağı. Evet, ilk tankını vurdu Örümcek Bebelek. Puanlara bakıyoruz. Örümcek Bebelek 22 puanla ikinci sırada. Örümcek Adam'ın ensesinde. Oralarda 4 puan var. Üçüncü sırada da Demir Adam var. Sonra Hulk, sonra Kara Panter, sonra Kara Kelle, sonra da Sincap. Vay be, oralarda ben olmalıydım. Ama dördüncü sezon kesin birinci, kesin. Tabii katılabilirsem. Örümcek Bebek güzel ilerliyor. Patlattığı tankları not alıyorum. Bak yine vurdu. Örümcek Bebek nasıl böyle uçak kullanıyorsun ya? Hem de uzaktan kumandayla. Ben çok güzel kullanıyorum çünkü benim şeyim var. Bir şey duyanım var. Duyanım. Duyanmayı ben oynayayım.
Küçüklüğünden beri mi? Zaten minnacıksın ya. Mamaydım adam oldum biraz. Dikkatini çekeyim köpek benden çocuğum. Tabii. Evet adam oldun sen. Daha bezle dolaşıyor adam oldum diyor ya. Gerçi adam veya çocuk fark etmez. İkinci sırada ya. Herkesi geçmiş. Örümcek adam hariç. Şampiyon olursa da hiç şaşırmam ha. Örümcek bebelek oyun oynar gibi araba kullanıyor, uçak sürüyor. Kumandayla bubandayla fark etmiyor. Bu var ya, büyüyünce çok süper şey olur. Yarış pilotu olur ha. Formula 1 pilotu bile olur. Daha yine vurdu. Evet. Bu çocukta gelecek var. Geleceğin yarış pilotu bence bu. Yani arabada süren, uçakta süren, her türlü pilotluk işinde bence usta bir isim olur yani. Efsane olur ya. Benim bebelek daha böyle kullanamıyor ya. Ama azıcık daha büyüsün, ona da öğreteceğim. İşte süresi bitti örümcek bebeleğin. 6 tane tank vurmuş. Süre doldu örümcek bebeleğin. Evet, in bakayım, indir şu uçağı. 6 kere tank patlatmış örümcek bebeleğin. Evet, şu an 1. sırada. Vay be. İndir dedi, denize indirdi. Sıradaki yarışmacıya geçtik. Hulk yarışıyor ve Su 35 ile yarışıyor. Uçak yalnız harika görünüyor ya. Biraz büyük yalnız. O tekerlerin arasından veya içinden nasıl geçecek bilmiyorum. Bu uçağın bir özelliği var. Çok ani manevralar yapabiliyor. Hulk yaparsa görürüz. Yani manevra derken yani birden dönebiliyor veya birden yavaşlayabiliyor. Havada yavaşlıyor ya uçak. Evet havada duruyor sanki. Sonra dönüyor devam ediyor sanki araba ha. Tabii Hulk o kadar becerikli mi bilmiyorum. Bakalım yaparsa görürüz. Hulk nasıl uçağı sevdin mi? Uçak harika ama nişan almakta çok zorlanıyorum. Bakın. Gördün mü nasıl yavaşladı uçak, gördünüz mü? Şu arkadaki yönlendiricilere bakar mısınız? İşte motorun egzozu orası. Oradan çıkan egzoz gazlarıyla evet uçak yön değiştirebiliyor ve hızlanıyor. Bak bu arada daha bir tane vurdu. Haydi vur şu tankları ha. 4. sıradasın ya. Bu uçağı seçmekle yanlış yapmışım galiba. Ya ne güzel işte dönüyorsun ne güzel. Şuna bak havada duruyor sanki. Ama nişan alamıyorum. Ay dokundum. Nişan almakta zorlanıyorum. Birden çeviremiyorum uçağı. O yüzden çarpacağım diye korkuyorum. İşte yine vurdu. Vurdun da daha ikincisini vurdun. Oh şuna bak füze yağdırıyor ya. Senden daha çok tank vurmanı beklerdim. Hulk bakın uçağa bakın. Havada durdu şimdi dönüyor bakın. Aferin ya Hulk. Resmen gösteri yaptım ha. Uçak olduğu yerde durdu. Daha sonra ters döndü işte havaya uçtu ya. İnanamıyorum tırmanamadı. Evet yükselemedi. Hızını fazla alçaltırsan öyle olur işte. Süpermen yarışacak şimdi. F-18 ile yarışıyor. Kanatlara bakın uçları kalkık. Bakın birazdan ne olacak? Gördünüz mü? Azer kaplasın diye kanatları öyle kalkabiliyor ya. Süpermen'im. Evet 9 puanı var. Benim hemen 1 puan üstümde. O yüzden açıkçası bu yarışta başarılı olmasını pek istemiyorum. Ama tarafsız olmak zorundayım. Yani ben elenmek istemiyorum ya. Tamam Süpermen başarılı olsun ama ben elenmeyeyim kardeşim. 4. sezona katılayım ya. Ne yapıyor ya? Yolcu uçağına nişan aldı ha. Süpermen ne yapıyorsun? Yolcu uçağını mı vuracaktın? Bu uçakta bir anormallik var. Kendi kendine oraya hedefledi. Ve her bastığında roket fırlatmıyor. İyi olmuş. Uçağı vurdun yoksa ya yolcu uçağını. Hayır. Onu fark ettim ve ateş etmedim. Bu arada tekere dokundum. Evet, ucuz kurtuldun. Ben bir hata yapıyorum. Roket fırlatmak istediğinde bazen fırlatmıyor. Evet, nişan alıyorum. Bak yine atamadım. Şuradakini vuracağım. Hayır, olamaz. Roket fırlatıp aradan geçmek istedim. Göle düştün, geçmiş olsun. Süpermen başaramadı, uçağını patlattı. Bugünkü son yarışmacı Demir Adam, Rafael marka uçakla yarışacak. Rafael Fransız yapımı bir uçak. Demir Adam'ın puanına bakalım. Evet 3. sırada 21 puanı var.
Örümcek adamla arasında 5 puan var. O farkı kapatabilir mi bilmiyorum. Sadece 3 yarış kaldı 3. sezonun bitmesine. Bu arada arkadaşlar 4. sezon nasıl olsun şey yazın. Yani nasıl olsun yorumlara yazın, tamam mı? Oha, kanadıyla patlattı ya. Sayılır mı? Tabii sayılsın canım. Uçak patlasaydı elenmiş olacaktı. Patlamadı madem, sayılır tabii. Evet, sayıyorum bunu, not alıyorum. Yine patlattı. Evet, 4. sezonda nasıl yarışlar olsun? Ne gibi değişiklikler olsun? Yani sadece örümcek köyündekiler mi yarışsın? Yoksa şimdiki gibi diğer süper kahramanlar da yarışsın mı? Ya da aslında şöyle de yapabilirsin. İki grup olur. Bir grupta işte süper kahramanlar, bir grupta da örümcek köyündekiler. Ya da karışık da olabilir iki grup. Yani değişik fikirler bekliyoruz sizden. Ayrıca en sevdiğiniz yarış türünü de yazın, tamam mı? Mesela araba yarışlarını mı daha çok seviyorsunuz? Tank patlatma yarışlarını mı, uçakla, helikopterle ya da roket atan arabalarla? Motosiklet yarışlarını mı, ATV mi, bisiklet mi, neyse işte her şey yazın, tamam mı? Biz onlara göre 4. sezonu evet bomba gibi hazırlayacağız umarım. Elenmezsem tabii ben de yardımcı olurum. Elenirsem var ya hiç yardımcı olmam ha. Evet, yaklaşık 25 saniyesi kaldı Demir Adam'ın. Kaç tane uçak o ha? Çarptı, kanadını çarptı. Aradan geçmeye çalıştı ama göre gitti. Demir Adam da bugün puan alamıyor. Uçaklarla yapılan bugünkü tehlikeli yarışın galibi Örümcek Bebelek oluyor. Puanı 25'e çıkardı 3 puan alarak. İkinci de Deadpool oldu ve 2 puan alarak puanı 17'ye çıkardı. 6. sıraya yükseldi. Diğerleri uçaklarını tek parça tutmayı başaramadı. Evet, şimdilik gidiyorum. Başka bir macerada görüşeceğiz. Dediğim gibi yorumlara yazın, tamam mı? Ve beğen tuşuna da bir tıklayıverin. Haydi hoşçakalın.